Herkese MyTeam kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. İkinci sezonun 13. yarışındayız. Q1 ile başlayacağız bugün. Belçika Spa pistindeyiz. Takvimin en güzel yarışındayız. Güzel bir aracımız var. Şimdi Q1 ile başlıyoruz. İlk turumuzda 5.liği aldık. Şimdi bir tur daha atacağız. İlk sektörde mor derece yaptık. .2'ye çıkarttık geliştirmemize. İkinci sektörün de sonuna geliyoruz. .3'lük bir değişim var. Şu anda bu hızlıkta bu virajda biraz vakit kaybettik ama bas top çıkanında zaman kazanacağımızı düşünüyorum. Şimdi çizgiyi geçiyoruz ve birincilik geliyor Mercedeslerin önünde. Birincilik geliyor. Bakalım seans sonunda kaçıncı oluyoruz ve lideriz. Binde bir saniye farkla Hamilton'ın önündeyiz. Q1 seansında çok güzel bir seans oldu. Takım arkadaşımız da 9. tamamladı. Williams, Haas ve Alfa Romeo'lar eleniyor. Şimdi de Q2'deki ikinci turumuzu atacağız. Kendi derecemizi geliştirdik. İlk sektörde 0.1'e yakın bir zaman gelişimiyle geldik şu anda. .3'e çıkarttık. Yarım saniyeye kadar zamanımızı geliştiriyoruz şu anda. Çok güzel bir turla geliyoruz Q2'de de. Yarım saniyeyi de geçti şu anda. Gazli'den 0.3 saniye daha hızlıyız. Son sektörde arka düzlükteyiz. Şimdi bas top şıkanında dönüyoruz. 0.5 saniye, hatta daha iyi bir derece. Üçüncülük olarak gördüm. Evet, ikinci seansı da Q2'ydi. Üçüncü olarak noktalıyoruz. Çift araçla Q3'e kaldık. Bu hafta sonu güzel geçiyor şu ana kadar. İlk yaptığımız turda pole pozisyonu alıyoruz. Q3 seansında şimdi kendi zamanımızı geliştirmek için bir tur daha atacağız. DRS'yi de açtık. 340 km'ye ulaştı aracımız şu anda. 341 görüyor. Mor sektörle geçtik ilk sektörü. Bariyerleri de yalıyoruz. .2'lik bir zaman gelişimi var şimdi. İkinci sektörü de Perez'in binde 64 saniye gerisinde kapattık.
Biraz daha hızlanmamız lazım. Bakalım bu tur bizi pole pozisyonuna taşıyacak mı şu anda? Ve ikinci olarak kalıyoruz. 0.1 saniye arkasında kaldık ve seans sonunda da dördüncü oluyoruz. Dokuzuncu oluyor takım arkadaşımız da. Oldukça yavaş Joe şu anda. Verstappen pole pozisyonunu alıyor. Red Bull'la Perez'le birlikte ilk cepten kalkacaklar ve pırıl pırıl bir yarış günü var. Spa'da there's always something special around one of the many corners of this fan favorite circuit. Spa-Francorchamps then, a historic 19 corner circuit with a lap distance of 4.7 kilometrelik, 19 dönüşlük, muhteşem bir pist. The lap spent flat out, a good top speed will be vital for success. Şampiyonada Max Verstappen büyük bir farkla lider götürüyor. Bottas ve Ricardo takip ediyor onu. Hamilton bu sezon kötü. Şimdi bir grid'e göz atıyoruz. Red Bull'lar en önden başlıyor. Norris 3, biz 4, Bottas, Ricardo, Gasly, Giovinazzi, Tsunoda, Ocon, Vettel, Sainz, Hamilton 14. sıradan başlıyor. Leclerc, Stroll, Russell, Lungard, Giotto, Schumacher, Mazepin ve Latifi. Latifi'nin cezası var en kötü derece. Her zamanki gibi Mazepin'e ait. Şimdi formasyon turuna start veriyoruz. Şimdi araçlar grid'deki yerlerine doğru ilerliyor. Büyük heyecan başlayacak. Beş kırmızı ışık yanıyor. Bekliyoruz ve ışıklar söndü, start verildi. Norris hemen üstümüze doğru kapanmaya çalışıyor. Dış taraftayız. En dıştan atağımızı yapıyoruz. Norris'le yan yanayız. Sarı bayraklar var bu arada. Norris'e karşı pozisyon kazanmamız lazım. Mazepin ve güvenlik aracı geliyor. Güvenlik aracı geliyor daha ilk virajdan. Bir sıra kazanmış olduk. Güvenlik aracı gelmeden hemen önce Norris'i geçtik. Arkada Mazepin'in aracından şimdi kazayı ya da olanı biteni takip ediyoruz. Burada Ferrari arkadan çok sert bir şekilde çarpıyor. Ve pisti tamamen kapatıyor. Doğal olarak da güvenlik aracı piste çıkıyor. Üçüncü turun sonunda da Perez pite gitmişti. İkinci turun sonunda güvenlik aracı arkasındayken şimdi güvenlik aracı da içeri girdi ve Verstappen'in arkasında ikinci sırada devam ediyoruz şu anda yarışa. İki sıra kazandık. Norris ve Ricardo peşimizde. Beşinci sırada Bottas var. Norris sıkıştırıyor şimdi. İçeride zor bir yerde atak yaptı. Küçük bir temas oldu orada. Küçük bir temas oldu orada ama herhangi bir sıkıntı gözükmüyor.
Tekrarına bakıyoruz. İşte burada Norris. Bakalım zaman kaybedecek mi virajlarda? Ön kanadında bir sıkıntı var mı? Göreceğiz. Şimdi içeriden atak yapma çabasında ama düzlük bitti. Saniye çıktı fark. Bir sıkıntı olmuş olabilir belki. Bakalım pit'e yönelecek mi Norris? Verstappen 2.2 saniye fark açtı şu anda. Şimdi start finish düzlüğüne çıkıyoruz. 2.3 saniye Verstappen en hızlı tur alıyor. Norris yarışa devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı gözükmüyor şu anda. ...0.2 saniye peşimizde şimdi Norris. Derecemizi de geliştirdik yine. Bugün aracın sürüş hissiyatı oldukça güzel. Verstappen farkı öyle alıp götüremiyor şu anda. DRS'ler de güvenlik aracı periyodunun arkasından açılmış oldu. 6. tura başlarken Norris şimdi DRS ile hızlı bir şekilde geliyor. İçeriden bir atak yapmaya çalışıyor ama kapatıyoruz önünü. Fırsat vermedik Lando Norris'e. Bir arkadan kayma. Ama toparladık. Ricardo da Norris'i geçti bu arada arkada. 8. tura girdik. 4 saniye oldu fark. Turun başındayız. Şimdi Ricardo 0.2 saniye arkamızda. DRS ile atağa kalkacak. Geliyor hızla. Engellemeye çalıştık kendisini biraz. Başarılı oluyoruz. Yerimizi korumayı başardık şu anda. Verstappen ile de 0.6 saniye farkı düşürdük. Verstappen'in de lastikleri oldukça yıprandı şu anda. Bizimkiler de öyle.
11. turun sonunda Verstappen içeri giriyor. Biz bir tur daha atacağız. Şimdi geçici olarak liderliğe yükseldik. Ricardo da pite girdi. Lando Norris'te farkı açtık. Şu anda rahat bir şekilde lider götürüyoruz yarışı. Joe da 4.'lüğe yükseldi. Bu turun sonunda biz de pit stop'a geleceğiz. Verstappen taze lastikleriyle daha iyi bir iki sektör attıysa pitten çıktıktan sonra çok rahat önümüzde dönebilir. Ve Verstappen şu anda bizi geçti. Mediumları taktık. Şu anda 8. sıradayız. Leclerc'in önündeyiz. Rahat bir şekilde Leclerc'in önünde dönüyoruz. Stroll ve Vettel var önümüzde. Aston Martin'ler 6 ve 7. sırada. Henüz pit stop yapmadılar. Bakalım bu turun sonunda pit stop yapan sürücü olacak mı ön tarafta? Şimdi Stroll'e çok yaklaştık. Hamilton Ocon tabanına yöneliyor. İki sıra kazandık şu anda. Norris de pitte. Norris de pite girmiş. 4. sıraya yükseldik. Norris'i yine aynı zaman farkıyla arkamızda tutmayı başarıyoruz. Bottas'ı da öyle. DRS alıyoruz. Şu anda uzaklaşıyoruz onlardan da. Aston Martin'lerin biri bu tur girebilir. Aynı turda giremeyecekler. Bizi de yavaşlatıyorlar. Şimdi Stroll'e içeriden bir bakış. Bir dalış yaptık orada resmen ve 3. sıraya yükseliyoruz. Önümüzde Vettel kaldı. Verstappen'le 7.5 saniye oldu fark şu anda. Stroll'e yaptığımız hatanın tekrarını izleyeceğiz. Güzel temiz bir atakla daha fazla zaman kaybetmeden yerimizi geri aldık. Şimdi Vettel var sırada. Vettel'i de geçmemiz lazım. Eğer pit stop'a girmeyecekse DRS almamız için Vettel önde kalırsa daha iyi olabilir. Bir tur daha atarsa bizim için daha iyi olabilir Vettel. Böyle doluyor. Stroll girdi pite. Şimdi Kement düzlüğünde DRS alacağız Vettel'den ve arkamızdakilerden zaman farkını biraz daha açacağız veya sabit tutacağız. Düzlükte zorlanmadan Vettel'i geçeceğimizi düşünüyorum. Daha DRS noktasına gelmeden zaten farkı kapattık. İçeriden güzel bir atakla temiz bir şekilde Vettel'i geçiyoruz. Pit stoplar sonunda yer kaybımız olmuyor. Yine 2. sıradayız. 17. turdayız. ...9.7 saniye çıkarttı Verstappen farkı. Bottas da taze yumuşak lastikleriyle Norris'le birlikte farkı kapattılar ama yaklaşık 25. tur civarında tekrardan pit stop yapacaklar.
Her geçen tur lastikleri biraz daha eriyor. Saniye oldu. 8.9'a düştü şu anda fark. Biraz yaklaştık Verstappen'e 1 saniye kadar. Saniyenin altına düşürmeyi başardık şu anda farkı. Bottas'la da 1.7 saniyeydi. 2.1 saniye çıkarttık. Turdan 26. tura doğru ilerliyoruz. Bottas ve Norris nihayet pit alanına yöneldiler. Norris de pitte. Tsunoda şimdi geldi ikinciliğe, üçüncülüğe çıktı. Bakalım takım arkadaşımız gözükecek mi? İlk 5 içinde. Da bayağı gerilere düşmüş demek ki şu anda. ...27. tura geldik. Ve güç ünitemizde bir sıkıntı var. Araçta bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Ve mekanik arıza, yarış dışı kalıyoruz. Çok güzel götürdüğümüz yarışta mekanik arızayla yarış dışı kalıyoruz. Olacak iş değil. Duman tüttüre tüttüre ilerliyoruz pistte. Çok güzel götürüyorduk yarışı. Güzel puanlar alacaktık burada. Ne yazık ki yarış dışı kalıyoruz. Bakalım takım arkadaşımız neler yapmış. Gerçekten olacak iş değil yani. Bu sezon ikinci ya da üçüncü kez oluyor bu. Red Bull'da sevinç var şu anda. Hevesimizin kursağımızda kaldığı bir yarış oluyor. Belçika'da. Bottas ikinci oluyor, Norris de üçüncü oluyor. Herhangi bir değişiklik olmamış bizim peşimizde. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend, who pushed themselves further. Perez 4. oluyor. Alfa Tauri'ler 5 ve 6 oluyor. Güzel puan, 18 puan topladılar. Hamilton 7. olmuş. Leclerc son puan alıyor.
Mazepin ve biz yarış dışı kalan isimler olmuş oluyoruz. Puanlamaya baktığımızda Joe'nun küçük bir puan katkısıyla birlikte 42 puana ulaşmış, biz 61 puanda kaldık. Takım olarak Alfa Tauri'ye de geçirmiş olduk. 103 puanımız var. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. The department wants me to pass on their thanks for helping out. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend.